canlı yayın sırasında da yine mesajlaşmaya da devam ettim. Ben de hani biraz CHP kulislerinde son durum nedir diye. Programın başında söylemiştik. Sevgili İsmail uzun uzun anlatmıştı. Onun için onları tekrar etmeyeceğim ama şu anda geldiğimiz noktada sanki bir Lütfü Savaş'ın Restini görüp görmeme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi parti yönetimi öyle gözüküyor. Ve e, Hatay'dan da e, aldığım son bilgilere göre e, Hatay'dan Ankara'ya bakışta e, galiba Lütfü Savaş'la devam edilecek havası %51 biraz ağır basıyor. Yani öyle gözüküyor. E, çünkü e, Hatay'da şöyle bir hava da var doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, özellikle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın son dönemde işte tartışmalara da sebep olan e, hani merkezi idare yoksa hizmet de yok vesaire tarzında açıklamaları o tartışmaların da e, ışığında e, biraz daha sanki e, Hatay halkı depremin yaralarının silinebilmesi için e, Cumhuriyet Halk Partisi ile değil de e, AK Parti ile yola devam etmekten yana gibi bir hava en azından Öyle bir izlenim aktarılıyor. Çünkü şu da söyleniyor, ee, evet deprem olduktan sonra bu bir yıl içinde hani gerçekten e, merkezi idare veya devlet kurumları çalıştı. Ama belediye zaten kendisi de şikayet ediyordu. Beni çalıştırmıyorlar, bizi çalıştırmıyorlar, e, bize imkan sağlamıyorlar diye. Ama tabii söz konusu olan deprem, nihayetinde yaraların sarılması önemli olan baktığınızda o dönem için kimin o yaraları sardığı veya kimin öncelikli bu adımları attığından ziyade hata için ne yapıldığı önemliydi ama şimdi geldik sandığa yaklaştıkça bakın hataya bunları yapan biziz devlet e, merkezi idare dolayısıyla hani belediye ile birlikte olursak daha da güçlüyüz şeklindeki bir propagandanın e, karşılık bulduğu gibi bir hava esiyor. Benim gördüğüm kadarıyla ya da benim edindiğim bilgiler ve izlenimler ışığında Ankara'da da sanki hani eğer kaybedilecekse de o zaman Lütfü Savaş kaybedilsin çünkü eğer hani Lütfü Savaş ismi değiştirilirse ve CHP kaybederse yani bu sefer lütfü savaş kazanacaktı, kazanan adayı aldınız da son dakikada yaptığınız bu e, hamleyle kazanılabilecek seçimi kaybettiniz denebilir gibi de bir e, görüş ağırlıklı gibi gözüküyor Genel Merkez'de. Onun için sanki son noktada e, yarın e, yine lütfü savaşla her şeye rağmen devam edelim onun da e, karşımıza e, bağımsız aday olarak çıkmasını engelleyelim diyenlerin e, bu görüşü sanki Öyle gözüküyor ki CHP'de karara dönüşecek ve dediğim gibi şu dakika itibariyle söylüyorum elbette siyaset bu Ankara siyaseti e, gecede uzun yarın 17'ye kadar da vakit var ama şu dakika itibariyle genel merkezdeki hava e, Lütfi Savaş'la devam etmekten yana gibi en azından %51 o yönde onu söyleyebilirim. Peki şunu da sorayım biraz evvel İsmail Saymaz'a bu konuyu sorduğumda Gökhan Zan etkisinden de bahsetti. E, Gökhan Zan'ın etkisi... O, tabii. Tabii nasıl etkiledi hem kendisi de dedi ki bir işbirliğinden de bahsetti aslında bir işbirliği çağrısı da yapmıştı Gökhan Zan Türkiye İşçi partisinden aday gösterildikten doğru. sonra doğru ya Gökhan Zan'ın ismi yani şimdi futboldan gelen bir isim belki siyasi tecrübesi düşük gözükebilir ama nihayetinde baktığınızda hani zamanın ruhu diye bir gerçek var işte iki isim Volkan Demirel ve Gökhan Zan hatayla özdeşleştiler ve gerçekten bütün Türkiye'de takdir topladılar. Siyaset de aslında böyle olmalı. İşte örneğin İyi Parti'den milletvekili adayı olacaktı. Olmadı. Orada bir küskünlük doğdu. Ama bütün bunların öncesinde İyi Parti'den önce Gökhan Zan'ın en azından yakın çevresine e, CHP'li olduğu ve CHP'de siyaset yapmayı öncelikle isteyeceğine dair beyanları vardı. Bunu CHP'liler de CHP Genel Merkezi de biliyordu. Ama CHP böyle bir tercihte bulunmadı milletvekili seçimleri için söylüyorum. E, sonrasında da işte geldiğimiz noktada bu sefer belediye başkanlığı seçimi hani Türkiye İşçi Partisi'nin adayı olarak belli bir oy alacağına hiç şüphe yok. Hataylıların ona teveccühü ortada bunun da sandıktaki sonucu özellikle CHP açısından nasıl etkileyeceğini öngörmek için de kahin olmaya gerek yok. Bunu da görüyoruz. Üstelik de Gökhan Zan da hani kazanabilecek bir formülasyon için özveride bulunacağını da bulunabileceğini de söyledi ama galiba o aşamayı da geçtik. Dolayısıyla Lütfü Savaş veya başka bir isimle CHP'nin Hatay'da işi zaten zor görünüyor. Bütün bu faktörleri ard arda sıraladığımızda bir de Lütfü Savaş krizini e, yönetememenin e, parti içinde yarattığı bir başka sarsıntı var. O da işin parti içi boyutu e, ve dediğim gibi hani o ilk başta söylemeye çalıştığım şuydu. Genele baktığınızda son cümle bu bölüm için onu söyleyeyim. Genel siyaset görüntüsüne baktığınız zaman zaten Mayıs'tan bu yana e, partilerine, muhalefet bloğuna, ve sandığa adeta küsmüş olan bir seçmen kitlesi var. Onları motive edip tekrar 31 Mart sandığına taşımak için bir şeyler yapmanız lazım. Ama tam aksine özellikle bunu CHP, İyi Parti ve bütün muhalefet bloğu için söylüyorum. Tam aksine siz bu insanlara e, değil onları motive etmek daha da kendinizden uzaklaştıracak bir tırnak içinde söylüyorum. Adeta koltuk kavgası yapıyormuş gibi bir görüntü veriyorsunuz. İşte onun sonunda da demin e, o uzun virgülü koyduğumuz son cümle oydu. Onun sonunda da gerçekten siyaset biliminin sınırlarını zorlayacak şekilde iktidardaki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı muhalefet seçmenine dönüp alternatifsiz, alternatifsiz değilsiniz diyebiliyor.